Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bol bereketli olsun inşallah. Ne ekiyoruz şimdi? Kavun ekiyorum, kavun. İyi, bereketli olsun. Sağ ol, çok teşekkür, çok teşekkür. Çok teşekkür. Bu ekimde toprak nasıl olmalı, nasıl? Hafif nemli olacak. Hafif nemli. Evet. Yumuşak? Çok, çok iyi. Yumuşak olursa bu toprağın kirişliği yapışıyor, hafif nemli. Neredeyse şey gibi olacak yani, elenmiş kum gibi ama biraz nemli olacak. Evet efendim. Evet arkadaşlar, şu an kavun ekimiyle meşgulüz. Cevahir Hanım. Ana Cevahir kavun ekiyor. Bereketli olsun. Allah beni rızkımla şimdi versin. Amin, 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 amin. Ya bugüne kadar hiç böyle bahçe ekimini böyle detaylı görmedik. YouTube'dan falan izliyoruz. Evet. Bir taraftan geçiyorlar hemen. Bir şey anlayamadık ama şimdi mesela tam detaylı gösteriyorum ki yeni yapacak olan arkadaşlar varsa alır çekime alırlar, nasıl olduğuna bakarlar, öğrenirler. Ana Cevahir'in eline bakarlar, bak ne yapıyor, ne diyor, kaç tane koyuyor her çukura. Ben sana 4 tane koyuyorum, 5 tane koyuyorum, bazen ekiyor, bazen böcekleri de yiyor ha. Yani... peki yani o hepsi birden çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani sen 2 tane, 3 tane yaparsın, yine mecbursuz yine ikinci sefer daha ekiyor. O yüzden evet. Çok koyuyorsun, çok ki böcekler de yerse en azından bize de kalsın. Doğru. Ne ekiyor ne ekmiyor o zaman belli. Sık oldu mu bir tane çekiyorum içinde. Doğru. Yeter ki olsun. Anne oğul omuz omuza vermişler. Şu an kavun ekimi yapıyorlar. Demin fasulye ekimi yaptılar. Bir önceki çekimde fasulye ekimi vardı. Onu gördük. Orada da fasulye ekiminde her çukura kaç tane koymuştun? 5 tane. 4 tane, 5 tane koyuyorum. Yine onlar da böcek yiyor mu yoksa fasulyeye bir şey yapmıyor mu? Bazı çıkıyor, bazı çıkmıyor. Onun için. Anladım. Şu alt tarafa kabak ektik sanırım, değil mi? Evet. O küçücük yer mesela, küçücük kum kabak ekilmiş ama kabak büyük ya. Kabak, ne oluyor? Hep dallara alırım, o aşağıdan. Aşağı doğru atıyorsun. Kök sadece orada kalsa yeter. Tamam. Tamam. Yani kabağa o kadar büyük bir yere gerek yok. Ne kadar derine gömüyorsunuz tohumları? 5 santim kadar. 5 santim kadar. 5 santim yeterli mi? Yeterli. Tamam. Çok derin oldu mu çıkaramıyor. Değil mi? Şeyler çıkmıyor, filizler çıkmıyor. Çıkmıyor. Tamam. Kırıyor, altında kırıyor. O yüzden çok az bir yere. Ne kadar belli, büyük oldu mu yine onun kökünü toprak koyacağım. Anladım. Çapa yaparım. Gelmiş ışığın altı içinde yatmış. Gördün mü? Eskisi. Aman ha, başlayalım mı anne? Bana. Gel. Uyku et de bana. Aynı. Şimdi orada mı kavun olacak? Evet. Her iki taraf kavun olacak. Evet. Ama sırada karpuz olacak. Ya inşallah. Hadi bakalım. Karpuz şeylerini bulduk mu? Tohumunu inşallah bulacağız. Tohumu da kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Karpuzu yiyorum, kuracağım. Kavunu yiyorum, kuracağım. Saklayacağım, işte bugüne ekeceğim. Tamam.
Kenan Bey. Efendim ben. Bu bahçenin toprak hazırlanışı nasıl peki? Bunu işte 2 ay önce devirdim. Tamam. Ondan sonra bir daha atladım. Sonra termikle döndürdüm. İkimiz şeyine geldi. Yani toprağı alt üst yaptın. Aktardık. Sonra tekrardan aktardın. Evet. Peki o tekrardan aktarma olayı o alt üst yaptığın gün mü yoksa ondan sonra ne zaman? Aynı gün mü? Yaklaşık yani 6 hafta dinlenmesi lazım. O aktardıktan sonra değil mi? Bu sefer tırmanma eğileceğim. Tamam. Eğilecek ki toprak elenmiş gibi olsun. Ha, tamam. Yani gönlünüz gibi. Aynen öyle. Yani sert toprakta olmaz. Neden olmaz? Öyle olmuyor. Çok güzel olmuyor. Yani şöyle. Şey mi acaba? Filiz mi çıkmıyor? Sert toprakta. Tabii. Filiz çıkmıyor. Ama yumuşak toprakta kendini yukarı atabiliyor. Bol çıkıyor. Tamam. Hava da alıyor toprak. Bak sanki ellemiş bak. Ya bak kendi kendine. Bak. Aynen öyle. Toprağın rengi önemli mi? Ekim yaptığınız yerde? Fark etmez yani çünkü yani her gün her ne toprağı değişiyor. Yani kırmızı toprak daha verimli oluyor. Kırmızı. Toprağı daha verimli. Peki bu toprağı ne diyoruz? Beyaz. Bu kireçli. Kireçli beyaz toprak. Evet, beyaz ama toprak kırmızı ve siyah da daha verimli oluyor. Gerekiyor. Yani hayvan gübresi koyacağım. Anladım. Sağ ol Tümür abi. Allah razı olsun. Seninki de bereket olsun. Sen ne yaptın Tümür abi? Ektin mi? Ne ektin? Fasulye ekeceksin. Komple mi? Kavun, karpuz. İyi. Hayırlısı olsun. Sağ ol Tümür abi. Bol bereketli olsun inşallah. Benimki çıksa ki ben hemen sana satacağım ha. Arayla kerti. Bu da buranın kraliçesi. Bu da kraliçe. Yakında doğum yapacak kraliçe. Buranın böcekleri, fareleri, yılanları bunlardan korkuyorlar işte. Köy yerinde bunlar olmalı. Evet Kenan Bey. Evet şu anda bitti. Şu anda suyu. Can suyunu veriyorum. Can suyu. Evet. Hadi bakalım can suyunu bir görelim. Bismillah deyip vanamızı açalım. Vanan da kolay yerde. Heh. Can suyun da geldi. Can suyu da geldi. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah bereket versin inşallah. Amin, amin, amin. Vallahi can suyu da geldi. Tıpır, tıpır, tıpır. Emma, Mehmet. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burada da şeyi görüyoruz. Damlama sisteminin önemini ve kolaylığını. Daha önceki yıllarda Cevahir Ana ve Kenan Bey bunu hortumla yapıyorlardı. Her gün sabah ve akşam hortum mesaisi vardı. 2 saat sürüyordu. Ama şimdi artık o olmayacak. O 2 saatlerini şeye harcayacaklar. Diğer işlere.
Şimdi hemen şeye geçiyor muyuz? Karpuza. Karpuz tohumunu daha bulamadım. O zaman boş kalacak şimdi burası. Evet. Şimdilik. Şimdilik boş ya da aramalarımız devam ediyor. Tamam. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Yapacağınız olumlu yorumlara açığız. Bizi yönlendirebilecek yorumlarınız varsa onlara da açığız. Karpuz ekiminde inşallah tekrar beraber olacağız. Hayırlı günler diliyorum.